Günaydın sevgili gençler. Günaydın hocam. Bilişim teknolojilerinin temelleri dersini işleyeceğiz. Şöyle bir videolarımıza bakalım. En son ne yaptık? En son projeksiyon konularını işlemiştik. Projeksiyon mu işledik en son? Evet. On mantıksal projeksiyon cihazı, evet. Burada duruyor projeksiyon cihazımız. Pekala. Dış donanımlar. Geldik yazıcılara galiba. Evet, yazıcılar konusundayız. Bundan sonra da zaten ne kalıyor? Dış donanım birimleri, tarayıcılar var. Sonra da modülümüz bitiyor. Evet sevgili gençler, yazıcı İngilizce olarak printer kelimesinden geliyor. Bilgisayarda hazırladığımız yazı, hesap tablosu, resim ve benzeri içerikleri kağıda dökmek amacıyla kullanılan donanımdır. Bilgisayarın monitörden sonraki bilinen, en çok bilinen çıktı birimlerinden biridir. Bilgisayardan bir şey çıkartmak için, hatta çıktı deyince printer akla geliyor. Görüntü çıktısından ziyade kağıt çıktısı olarak, bilgi çıkışı olarak burası akla geliyor. Yazıcılar bilgisayarda USB ve LPT portu kullanarak bağlanır diyor. Ancak LPT portu bugün pek yok. Bunun yerine USB popülerliğini koruyor. Bunun yerine Ethernet kartıyla bağlanan ağ yazıcıları da artık var. Burada ADSL'den bahsetmiş ama ADSL modemler üzerinden bunu çizelim. Şey diyelim biz buna, Ethernet diyelim kısacası. Ağ yazıcıları ve normal yazıcılar. Yani yazıcıları ikiye ayırırsak, bir kişisel bilgisayar yazıcıları, bir de ofislerde kullanılan 10 bilgisayarın, 20 bilgisayarın bağlı olduğu ağ yazıcıları olarak düşünebilirsiniz. Yani bazı ofislerde her bilgisayarın bir tane yazıcısı vardır. Bazı ofislerde de her bilgisayara bir tane yazıcı masraftır diye düşünüp bunu tek yazıcıya indirmişler. Bu da birçok şeyi kolaylaştırıyor. Şurada LPT portundan bahsediyor. Ona bakalım. LPT port diyelim. Bakın şurada görülüyor. Bu muhtemelen sizin bilgisayarlarınızda yok. Şu pembe renkli olan geniş port LPT portudur. Buraya yazıcı bağlanıyor. Bakın bir ucu da şöyle, yazıcı bağlantı kablosu da LPT portu da şudur. Şu. Ama dediğim gibi bugün yeni bilgisayarlarda bu yok diyebiliriz. Onun yerine bakın dönüştürücüler var. USB'ye bağlayan, dönüştüren işlemler var. Ya da illaki lazımsa dönüştürücü falan bulamadıysanız PCI çalışan bir LPT portu var. Ya da LPT PCI X var mı bakalım. Varmış bakın. PCI Express LPT portu dönüştürücüsü. Yani kartı diyelim biz buna. Yeni bilgisayarlarda LPT olmadığı için LPT portu açmak için, dönüştürmek için kullanılan bir parça. LPT portu LPT
LPT port diyelim ve şurada arayalım. IBM uyumlu bilgisayarlarda kullanılan bir portmuş. Paralel port olarak bilinir. Paralel port 25 tane pini var üzerinde. 8 tanesi data, 4 tanesi çıkış, 5 tanesi giriş. Ne yaptı? 19. 8'de topraklama varmış diyor. Peki modülümüze dönelim. Bunlar bağlantı tipleriydi. Yani şöyle özetleyecek olursak, bağlantı tiplerine göre yazıcılar, eskiden yeniye göre gidiyorum, LPT, USB, bir de Ethernet ile bağlanın ya da işte ağ yazıcısı. Ağ yazıcılarında bir, Ethernet ile kablo ile bağlı olabilir. İki, Wi-Fi ile bağlı olabilir. Yani kablosuz yazıcılarda bugün günümüzde kullanılıyor birçok yerde. Hatta evlerde de artık kablosuz yazıcı kullanılıyor. Cep telefonundan örneğin bir çıktı almak için cep telefonuna kablo bağlayamayacağınız için Wi-Fi üzerinden, yani yerel ağ üzerinden bir doküman göndermeniz gerekecektir. Dönelim yazıcının tiplerine. Bakın yazıcılar soldan sağa lazer, mürekkep püskürtmeli ve nokta vuruşlu. Şu yazıcıyı gören oldum hiç. Aranızda var mı böyle bir yazıcı gören, nokta vuruşluyu? Hayır. Ben görmedim hocam. Peki. Genelde fatura kesmek için kullanılır bu. Nokta vuruşlu yazıcı sesi diyeyim ben mesela. Var mı öyle bir şey? Ya, sesi duyarsam anlarım. Büyük ihtimal görmüşümdür. Bir bakalım. Evet bakın. Bu çıkan yazıcının sesi nokta nokta basıyor böyle. Tık 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 tık. Aynen nokta. Gerçekten de noktaları görebilirsiniz kağıtta. Bakın burada bir yazdırma kafası var. Ve bu da şeritli kağıt. Bu kağıdı buraya takıyorsunuz makaraya. Bu sarıyor kendisi, dışarı atıyor kağıdı. Tabii bir tur attıktan sonra, şurayı bir tur yazdıktan sonra kağıdı sarıyor, dışarı atıyor. Evet, gayet acıklı bir sesi var gördüğünüz gibi. Hatta bunun biraz daha böyle acıklı geliyor. Normalde tık 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 diye ses çıkartması gerekir. Pekala. Dot matrix, nokta vuruşlu yazıcı, az önce gösterdiğim. Yazma işlemi mekanik olarak mürekkepli bir şeride yazma kafasını vurması, yani daktilo gibi düşünün, ile gerçekleşir. Yazıcılar diğer yazıcı tiplerine göre daha büyük noktalardan oluşur. Yani nokta nokta yazdığı için oradaki piksel diyelim biz ona, ekrandaki piksel, işte oradaki dot olarak düşünün, nokta diyeyim. Nokta nokta yazdığı için o noktaları görebilirsiniz. Bakın şurada da çıktığı da zaten kalitesinden anlıyorsunuz. Çok kaliteli bir şey çıkartmıyor. Dediğim gibi bu genelde fatura kesmek için kullanılan bir yazıcı idi. Bugün artık yazıcı şeylerde, faturalarda evet böyle çıkaranlar var halen. Ama yazıcılarda artık mürekkep olanlar ve lazer olanlardan çıkıyor. Nokta vuruşlu yazıcılar sayfa başına düşük yazdırma maliyeti fakat yüksek yazıcı fiyatına sahiptir. Yani şeyleri, bu yazıcının fiyatı çok yüksek. Ama kartuşla çalıştığı için sarf malzemesi tüketimi düşüktür. Baskı kaliteleri çok kötüdür. Dolayısıyla sadece metin içeriklerini genellikle fatura, irsaliye, makbuz yazdırmak için kullanılır. Ev kullanımı için uygun değildir. Fotoğraf baskısı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edilmez bunda.
Dediğim gibi yazı işte tabanlı makbuz irsaliye fatura kesmek için kullanılır. Pin sayısı bir anda kağıt üzerinde bırakılacak nokta sayısını gösterir. Kolon sayısı ise faturada basılacak harf sayısını gösterir. Yani işte yatayda kaç basacak, dikeyde kaç basacak, pin ve kolon bunu belirtiyor. Bununla ilgili söyleyecek başka bir şey yok. Dot matrix nokta vuruşlu yazıcıdır dedik. Fatura basmak için kullanılır. Yazıcının fiyatı pahalıdır. Kartuş ucuzdur. Şöyle göstereyim ben size bir tane örnek. Dot matrix. Bunun kartuşu vardı. Evet. Evet bakın şu kartuş. Eski yazar kasaların kartuşları gibi. Bakın. Şöyle bir kartuş var. Mürekkep falan yok bunda. Kartuş var. Aynı kaset gibi sarılıyor. Hatta şurada daha güzel bir görüntü var. Mesela şunun fiyatına bakalım biraz sonra. Oki Microline. Hocam ben bunu gördüm bir yerde. Evet. Nerede gördün? Hocam kaymakamlıkta görmüştüm, bir de Evkur'da görmüştüm. Fatura Evet, kesmek için fatura kullanılıyor. kesmek için kullanıyor değil mi? Evet. Şeyde de hocam vergi kağıdıydı herhalde kaymakamlıkta. Bakın. Gördüğünüz gibi tek renk basıyor. Gayet de yavaş çalışıyor. Şimdi şunun fiyatına bakalım. Okey. Microline yazıcı fiyatlarına bakalım. 30 11.20 miydi? 11.20 olsun. Evet. Görüyor musunuz? 1 milyar. 1.200, 1.600, 1.400 böyle gidiyor. Yazıcı kafası 350 lira. Kartuşu vesairesi. Yani uzun lafın kısası eski ama pahalı bir teknolojidir. Peki devam edelim. Geldik mürekkep püskürtmeli inkjet yazıcılara. Mürekkep püskürtmeli inkjet içinde inkjet diye geçiyor. Bazı yerlerde deskjet geçiyor. Buna da ufak bir araştırma yapalım. Bakın bunlar da böyle yazıcılar. Bunlar da mürekkep püskürtmeli oluyor. Mürekkebi kağıdın üstüne bakın şu kartuşlarda elektrik akımı geliyor buraya ve boyayı kağıda basarak bu şekilde çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane şey yapsak kartuşu da görüyorsunuz. Bir tane çalışmasını göstersek size. Bu lazer. Dot matrix. Bakın bu. Bakın kartuşlar var burada. Yine bir bant üzerinde sağa sola hareket ederek kağıdın üzerine mürekkebi püskürterek çalışan bir teknolojidir.
Peki başka bir şey bulalım. Peki. Bu aradığımız şey değil. Peki şuradan biraz bilgi verelim. Mürekkebin kağıt üzerinde püskürtme esasına dayalı olan yazıcı çeşidi. Yazıcı kafası üzerine siyah ve renkli mürekkep kartuşları taşır. Yazma sırasında kağıda satırın başında sonuna kadar tekrar tekrar gelip dolaşır bu yazma kafası. Tarama sırasında mürekkep püskürtülecek noktalara mürekkep bu kafa tarafından kağıt üzerine bırakılır. Kartuşlar genelde ısı ile damla oluşturma esasına göre mürekkep püskürtülür. Tüp içerisinde ısıtıcının ısınarak basıncı arttırarak damlanın dışarı çıkmasını zorlamasıyla az önce görselde gösterdik. Kağıt üzerine işte mürekkep akmış oluyor. Bu damlanın çapları ortalama 50-60 çapındadır. Yani çok ufak bir şeyi çıkartıyor. Mürekkep basıyor kağıdın üzerine. Şöyle bakalım. Şu kartuşlar yazma kafası şurada geliyor. Mürekkep tüp ısıtıcı ağzı var burada. Isıtıcı ısınarak tüp içinde basıncı oluşturuyor ve tüpün içinde mürekkep damlıyor. Yazma tekniği budur sevgili gençler. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bluetooth üzerinden kablosuz bağlantı ve resim gönderilme, dijital fotoğraf makinesi gibi teknolojiler. Bunların bağlantı tipleri evet. Kablosuz bağlananları da var. Bluetooth'la bağlananları da var. Ama yine de en çok tercih edilen USB ile bağlantı şeklidir. Geldik aşağı. Geldik günümüzün yıldızına. Lazer yazıcılar. Bunlar eskiden çok popüler değildi pahalı oldukları için ama günümüzde neredeyse her tarafta bunlar kullanılıyor. Lazer yazıcılar çok hızlı yazar ve mürekkep değil toner kullanır. Dolayısıyla da mürekkep püskürtmeliğe göre biraz daha ekonomik sayılır. Yazım işleminde toner denilen kurumuş mürekkep kullanılır. Aslında bakın oradaki sıvı mürekkepti. Burada kurutulmuş toz haline getirmiş toner kullanılıyor. Elektrostatik yükleri üzerine tutabilen bir tambura sahiptir. Tambur ilk olarak pozitif yüke sahiptir. Yani bu tonerleri yine elektrostatik elektriklenme ile tambur yüksek ısıda kağıdın üzerine basıyor. Kağıdın üzerine basıp ısı ve elektriklenme yöntemleriyle çıktı almış oluyorsunuz. Lazer ışını bilgisayardan gelen komuta göre istenilen noktaya noktaları tarayıp negatif yükle yüklenerek elektrostatik baskı resminin negatifini oluşturur. Pozitif yüklü noktalar basılacak şekil, negatif kısımlar ise arkadadır. Toner tambur üzerinde bu noktalara yapışarak kağıdın üzerine yapıştırılır. Daha sonra kağıt ısıtılarak toner iyice kağıt üzerinde kalıcı hale getirilir. Yani kağıdı ısıtarak tonerin oraya yapışması sağlanıyor. Lazer yazıcıların renkli olanları var, siyah beyaz olanları var. Dediğim gibi diğerine göre mürekkep püskürtmeliğe göre daha hızlı yazar. Yani bir saniyede bakacağız yazıcıların kalitesine göre değişiyor. Şurada burada bir şey var. Tablomuz var. Buna bakacağız. Yazıcı bağlantıları dediğim gibi LPT portu vardı. USB var. Bir de şurada anlattım. A yazıcıları var. Bunları da geçiyorum ben. Yazıcı alırken neye dikkat edeceksiniz? Çözünürlük. Yani DPI ne? Dot per inch. Bir inçteki nokta sayısı. Bu çözünürlük diye geçer. Birim alana bırakılacak nokta sayısını gösterir. Yani bir yazıcı bir inçe ne kadar fazla vuruş yapabiliyorsa, baskı yapabiliyorsa o kadar kalitelidir demek oluyor. Çözünürlük yükseldikçe fiyatı da yükselecektir. Nokta vuruşlu mürekkep püskürtme yazıcıların aşağıda bir tablosu var. Nokta vuruşlu yazdırma hızı yavaştır. Mürekkep püskürtmeli ortadır. En hızlısı lazerdir. Yazıcıların maliyeti mürekkep püskürtmeli daha ucuzdur. En pahalısı çok pahalıdır.
Nokta vuruştu. Sayfa yazdırma maliyeti, bakın nokta vuruşu da kartuş kullandığı için çok ucuzdur. Lazer biraz ona göre pahalı kalır. Ama en pahalısı mürekkep püskürtmeli toner, pardon, kartuş kullandığı için. Sesli çalışan hangisidir? Tabii ki nokta vuruşlu sesli çalışır. En sessiz çalışan lazerdir. Kullanım ömrü nokta vuruşlu sesli çalışır. Eskidir ama çok uzun yıllar gider bu. Kartuşunu değiştirirsiniz en fazla. Yıllarca kullanırsınız. Bakın o etrafta gördüğünüz fatura kesmek için kullanılan yazıcılar yani en az bir 20 yıllık vardır. Daha fazla da vardır. Mürekkep püskürtmeliler biraz daha kısa oluyor. Orta vadeli olanlar da lazerler oluyor. Fotoğraf kalitesi. Fotoğraf kalitesi mürekkep püskürtmelerden fotoğraf basabilirsiniz. Buradan kesinlikle fotoğraf çıkartamazsınız. Lazerler de çok iyi performans vermiyor. Mürekkep püskürtmelilerin fotoğraf çıkartan yazıcıları vardır diyebiliriz. Peki geldik şurayı değerlendirelim. 2 dakikamız var. Çözeriz bunları. Peki beraber bakalım kaç kişiyiz? 15 artı 1. Hangisi sesli çalışır? Nokta vuruş. Nokta Nokta vuruşu vuruşta. dedik değil mi? Geçtik. Evet hocam. Çözünürlük ne anlam ifade eder? C birim alana bırakılacak nokta Yani o miktarı. birim nedir? İnç. Bakın Evet. burada Evet. DPI diyordu. DPI. Dot per inç. Yani nokta başına düşen, pardon, inç başına düşen nokta sayısı. Baskı kalitesinin en düşük olduğu yazıcı nokta Nokta vuruşu. vuruşta. Tamam, değil mi? Baskı hızının en yüksek olduğu Renkli lazer. siyah lazer daha hızlı yazar. Hocam o nasıl? Yani lazer yazıcıların şeyleri de var. Onların da tonerleri var. Renkli ve siyah beyaz olanlarda tabii siyah beyaz daha hızlı yazacaktır. Ama teknik olarak lazer. Yani soru şöyle olsaydı lazer mi nokta vuruşlu mu püskürtmeli mi deseydi lazer derdik. Ama lazer de kendi içinde şöyle ayırabiliriz. Ama daha yeni bir teknoloji olur. Renkliler daha yenidir genelde. O zaman işler değişir. Peki. Yani model marka verseydi değişirdi işte. Yalnızca LPT porta bağlantı hangisinde olur? Mürekkep püskürtmeli. Nokta vuruşlu. Hayır, nokta vuruşlar sadece ve sadece LPT ile. Nokta vuruşlar çok eskidir. Bu LPT de çok eskidir. Öyle eşleştirin zihninizde. Nokta vuruş. Lazer yazıcılar için hangisi yanlıştır? A. Benim sayfa başına düşen maliyet genelde daha yüksektir. Bu Bu yüksek derece. değildir. Bu nokta vuruşlu, pardon, mürekkep püskürtmelerde yüksektir. Yazma işlemini satır satır gerçekleştiren hangisidir? Nokta Nokta vuruşlu. vuruşlu. Bir bayağı sormuşlar, evet. Nokta vuruşlu yazıcıların seçiminde aşağıdakilerin hangisi önemli değildir? Hocam Pin sayısı değil mi pin hocam? sayısı mı? İn sayısı, kolon sayısı, iğne sayısı İğne sayısı o zaman. yani Hiç öyle bir şey sanırım duymadım. kolon, pin Olumlu satırı söylemiştiniz. soru aslında biraz tartışmalı bir soru. Çünkü markasına göre değişir bu şeyler. Yazma kafasının özellikleri geçelim bunu. İlk satın alma maliyeti en düşük olan yazıcı. Nokta vuruş. Nokta vuruşludur, evet. Nokta vuruştu. Aşağıdakilerden, aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisi A yazıcısı olarak kullanılamaz? B nokta vuruş. Nokta Ne vuruşlu hocam. vuruş. Nokta Hocam full nokta vuruşluyu yani sormuşlar. ne nokta vuruşluymuş hep onu sormuşlar. Evet. Aynen. Peki. Bir dersimiz daha var. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, bir dersimiz daha var. O zaman bir sonraki derste görüşürüz. Sorusu olan var mı? Nokta vuruşlu lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcılarla ilgili. Yok hocam. Yok hocam. Yazıcı Yok. tipleri desek, görsellerde arasak, görseller. Bakın. Ha, bu arada sevgili gençler, bu yazıcıların çok marifetli olanları da var. Yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi özelliği olanlar da var. Mesela bakın şu sol üstteki gibi. Bunlar hem tarayıcıdır, hem yazıcıdır, hem de faks, fotokopi. Ya faks gönderir, hem de fotokopi çeker. Ama şunların bakın üsttekilerin 1, 2, 3 bunlar mürekkep püskürtmeli. Şu da, şu da, şu da. Bakın şu lazerdir muhtemelen. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Şu bakın. Bu çok fonksiyonlu bir yazıcıdır. Buna muhtemelen tarayıcı faks fotokopi bölümüne Bayağı da pahalı. tabii biraz pahalıdır. Yani bunlar ofiste kullanılıyor. Bakın. Yani başka ne söyleyebiliriz? Peki yazıcının en pahalı olayı nedir? Maliyet hesaplaması yaparken neye dikkat edersiniz? Yazıcıyı aldınız, sonrasında bitiyor mu iş? Sayfa basımına, değil mi hocam? Sayfayı basarken neyle basıyor sayfayı? Yani masraf Dakika. olarak ne çıkartıyor? Başına basma Dakika. onu hocam. Buyurun. Toner mi? Evet, Buna evet. Tam olarak da bu. Kartuş. Yani yazıcıyı aldım, ben bunu 10 sene kullanırım diye bir şey yok. Yazıcıyı aldım, 1.000 sayfa ödevim vardı. Bastım, tık bitti. Ne bitti? toner bitti. Arabanın en büyük masrafı nedir? Toner. Arabanın. Motor. Arabanın en büyük masrafı yakıt masrafı değil midir? Evet. Ne kadar yakıtın varsa o kadar Bunu gerekli da değil mi? Yazıcının da kartuş, toner masrafı vardır. Kartuş mu toner mi diye sormuş burada işte. Lazer ise toner, mürekkep püskürtmeli ise kartuş masrafı olur. Dolayısıyla kartuşu ya da toneri uygun olan yazıcıyı seçmeniz lazım. hocam, Efendim? bu faks göndermek, çekmek o nasıl oluyor? İnternet aracılığıyla mı bir yazıcıdan bir yazıcıya gidiyor İnterneti faks? daha ilkel hali gibi düşünebilirsin. Yazıcıdan yazıcıya ya da işte fakstan faksa sinyal gönderiyor. O sinyaller, o datalar neyse karşı tarafta aynen öyle çıkartıyor. Bir sonraki kolumuz o. Yazıcı tipleri demiştik. Şuradan bir şey çıkmıştı. Ona bir göz atalım, bitirelim. Bakın. Farklı bir şeyden daha bahsetmiş. Nokta vuruşlu dedik. Lazer yazıcılar dedik. Püskürtmelileri söyledik. Bir şey daha var burada. Termal yazıcılar diye bir şey çıkmış. Bakın. Bunlar da aslında bunlar da fiş çıkartanlar var ya böyle sıra numarası. Bankaya gidip sıra numarası alıyorsunuz ya ufak bir kağıt. Evet hocam. Yani ufacık Ben bir biliyorum numara hocam vardı. bunu. Dükkanda kullanıyorduk bunlar. Post cihazlarının çıkarttığı çıktılar yok mu? Bunlar da kağıdı ısıtarak, yakarak şey veriyor, çıktı veriyor. Bunları da eklemiş olalım biz konumuza. Nasıl bir çıktı olduğunu anladınız değil mi? Kredi kartının slip'i yok mu? Evet hocam. Ya da gittiniz banka kuyruğunda bankanın oradaki cihazdan sıramatikten sıra numarası aldığınız bir kağıt veriyor size. İşte o da kağıdı ısıtarak, yakarak basıyor. Mesela bilet vesaire bununla kullanılıyor. Yani termal yazıcılar diyelim.
Görsellerde arayalım. Heh. Bakın şöyle şeyler çıkartıyor. Ufacıktır bunlar böyle. Ufak bir kutu gibidir. Yazar kasa fişi gibi düşünün siz bunu. Başka başka başka. Şöyle bir tane görüntü alalım. Ne olduğunu anladınız mı sevgili gençler? Evet hocam. Bakın fiş bastı. Alışveriş fişi. Peki bir sonraki derste görüşürüz çocuklar. Görüşürüz hocam.